Olay, dün akşam saat 19 sırasında Altınkale Mahallesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi yan yolda park halindeki bir kamyonda meydana geldi. Şehirler arası nakliyat işi yapan Sadık Asteğin, 43652 plakalı kamyonuna sardığı yükle Manavgat'a geldi. Yükünü buraya boşaltan Asteğin, ardından Döşemealtı ilçesine doğru hareket etti. Arkadaşı Ali Taşdemir ile akşam yemek yiyen Asteğin, daha sonra kamyonunda dinlenmeye geçti. Taşdemir ise Seriye yükünü bıraktıktan sonra arkadaşı Asteğin'i telefonla aramasına rağmen bir türlü ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Taşdemir, arkadaşına bakmaya geldi. Kapıları kilitli olan kamyondaki arkadaşını uyandıramayan Taşdemir, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarlı olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kelebek camı kırılan kamyona girildi ve yapılan kontrolde Sadık Asteğin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Asteğin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Camı kırdılar. Ekiplerin çalışmasını üzüntüyle takip eden Ali Taşdemir, dün gece kamyonu park ettikten sonra bir şeyler yedik ve saat gece 03 sıralarında ayrıldı. Ben Seri'ye yük bırakmaya gittim. Serik de yükünü bırakırken kendisini sürekli aramama rağmen telefonuma cevap vermedi. Ben de şüphelenerek kamyonunu bıraktığı yere geldim. Baktım içeride yatıyor, uyandıramadım. Durumu polis ile itfaiyeyi aradım. İtfaiye kamyonun camını kırdı ve öldüğünü söylediler. Bir sıkıntısı yoktu, dedi. Dün yük boşalttı Manavgat'a, akşam geldi Antalya'ya, buraya çekti arabasını, şurada oturduk, bir şeyler yedi. Bir şeyler yedik içtik, gece 3 gibi ayrıldık, ben Seri'ye gittim, Serik'te yükümü boşalttım, o sırada arıyorum, telefona bakmıyor, şüphelendim, arabayı ilk bıraktığımız yere geri geldim. Baktım içinde yatıyor. Sonra polisi aradım. İtfaiyeyi aradım. Ambulansı aradım. Sağ olsunlar, bir tane polis memurumuz geçiyordu. Onu durdurdum. O yardımcı oldu. İtfaiye geldi. Camını kırdı. Baktı. Vefat etmiş dediler. Uyuduğu yerde kalmış. Bilmiyorum yani. Sağlıkta bir sıkıntısı yoktu. Öğlen saatlerinden beri arıyorum. Akşam 6 civarına geldim ben, işte 6-6.30 arasında. Geldim baktım yatıyor içinde. Salladım ettim, yok. Arabayı salladım. Camını tıklattım, kapıları kilitli. İtfaiye kırdı. Öylelikle şey oldu işte.